Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Evet arkadaşlar, bugün Ramazan-ı Şerif'in 19. günüydü. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçları kabul etsin inşallah. Ve yarın da ikinci 10 günün son günü arkadaşlar. Hani Ramazan 3'e bölünüyordu. İlk 10, ikinci 10, 3 10. Yarın da inşallah İkinci onun son günü arkadaşlar. Bu yüzden bu gece çok önemli ve geriye kalıyor son 10 gün. Ramazan-ı Şerif artık bitiyor arkadaşlar. Geriye kalan son 10 gün içinde Kadir Gecesi var ve tüm geceler yine çok büyük feyizlerle, büyük faziletlerle dolu. Bu yüzden Ramazan bayramını yine güzel faziletli ibadetlerle karşılayacağız. Ramazan bayramında da yine yapılması gereken çok özel ibadetler var. Onlardan da bahsedeceğiz. Ramazan sabahı dualar var, özel dualar. Onlardan da bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu gece kılınması gereken bir namaz var. Yine Ramazan-ı Şerif'in 20. gecesinde 6 rekatlık bir namaz kılacağız arkadaşlar. Abdullah bin Evta radıyallahu anh rivayet ediyor yine. Dünkü namazı da rivayet eden aynı kişiydi. Abdullah bin Evta radıyallahu anh. Bu gecede kılınacak olan namazı yine Abdullah bin Evta radıyallahu anh rivayet etmişler. Bir kimse bu gece 6 rekat namaz kılsa, her rekatında bir Fatiha ile ve duha okursa, yani duha suresini, o kimsenin kabri nurlu olur ve hesabı kolay olur. 6 rekatlık bir namaz, her rekatında bir Fatiha ve duha suresi. Arapça okunuşu şu şekilde arkadaşlar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve'l-duha ve'l-leyli izâ seca mâ vedde'ake rabbuke ve mâ kala ve'l-âhiretu hayrun leke minel-ûlâ ve'l-sevfe yu'tîke rabbuke feterdâ elem yecidike yetîmen fe'âvâ ve'vecedeke dâllen fehedâ ve'vecedeke âilen fe'aghnâ فَأَمَّا الْيَت۪يمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Kim her rekatında Fatiha'dan sonra bu sureyi okursa, yani duha suresini okursa, kabri nurlu olur ve hesabı da çok kolay olur. Şimdi bu namazın kılınış şeklini kısaca tarif edeceğim arkadaşlar. Niyet ettim ya Rabbi, senin rızan için Ramazan-ı Şerif'in 20. gecesi kılınacak olan 6 rekatlık nafile namazı kılmaya. Allahu Ekber. Burada Subhaneke'yi okuyoruz. Subhaneke'nin içinde geçen ve celle senaük ayeti arkadaşlar, bunu ve celle senaük cümlesi, bunu okuyabilirsiniz de okumayabilirsiniz de, size kalmış. Genelde cenaze namazlarında burası da ilave edilerek okunur. Bu yüzden ben her zaman okurum. Çünkü anlamı güzel olduğu için ben her okuduğumda mutlaka o şekilde okurum arkadaşlar. Ama size kalmış. Ve celle sena ük kelimesi artık istediğiniz şekliyle okuyabilirsiniz. Subhaneke okuduktan sonra Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha okuyorsunuz. Sonra yine besmele çekip, burada tek besmele yeterlidir arkadaşlar. Besmele çekip ve duha suresini okuyorsunuz. Sonra yine duha suresini okuyorsunuz. Hepsinin başında besmele çekmenize gerek var mı yok mu diye soracak olursanız eğer, yani en başta bir defa besmele çektiğiniz için sonrakilerde besmele çekmenize lüzum yok, ama çekerseniz de bir zararı olmaz. Besmele çekmenin faydası vardır her zaman. Size kalmış arkadaşlar. Sonra rükûya gidiyorsunuz. Duayı okuduktan sonra rükûda Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim, Semiallahu limen hamide, Rabbena lekel hamd diyorsunuz. Allahu Ekber deyip secdeye varıyorsunuz. Secdede Sübhane Rabbiyel E'la, Sübhane Rabbiyel E'la, Sübhane Rabbiyel E'la okuyorsunuz 3 kere. Doğruluyorsunuz. Tekrar ikinci secdeye gidiyorsunuz. Yine aynı şekilde Sübhane Rabbiyel E'la 3 defa. Sonra kalkıyorsunuz arkadaşlar ikinci rekata. İkinci rekatın başında besmele çekiyorsunuz. Sonra Fatiha ve Duha suresi okuyorsunuz. Sonra yine rükû, iki secde. İki secdeden sonra oturuyorsunuz arkadaşlar. Ettehiyyatü Allahümme salli Allahümme barik Rabbena atina fid dünya hasenete ve fil ahirete hasenete ve kina azabennar Rabbena gfirli ve li valideye ve lil mü'minine yevme yekumun hisabe
okuyup selam veriyorsunuz arkadaşlar. 2 rekat tamamlanmış oldu. Bu namazı 6 rekatlık namazı 2-2-2 olarak kılacağız arkadaşlar. İkişer rekat olarak 2 rekatta bir selam vereceğiz. Toplamda 3 adet 2 rekatlık namaz kılacağız arkadaşlar. 6 rekatı bu şekilde tamamlayın. İnşallah bu namazı bu gece kılanlar için çok güzel bir müjde var. Öldüğü zaman kabri nurlu olur. Kabrimiz nurlu olursa ne olur? Hem kabirde korunmuş oluruz, hem de orada aydınlık içerisinde oluruz. Korkusuzca dururuz orada ve makamımız da cennet bahçelerinden bir bahçe olmuş olur. Kabrimizde daima nur olur ve bizi orada da tanırlar. Hesabımız kolay olur. Biliyorsunuz kabir sualleri çok çetin geçecektir. Biz Müslümanlar için de olsa yine çetin geçecektir arkadaşlar. Kabir suali ölen her insan için vardır. Kabir azabı da haktır. İnşallah kabir azabından da korunmak için bu gece kılınacak olan namaz büyük bir rol oynuyor. Bizi kabir azabından korumak için çok önemlidir. Ve hesabımız da kolay oluyor. Yani kabre ilk vardığımızda ilk gecede hesabımız kolay geçilecek inşallah. Böyle faziletli namazları fırsat bilip değerlendirmek çok önemli arkadaşlar. Bu gece inşallah bu namazı mutlaka kılalım. Ramazan-ı Şerif bitiyor, son günlerdeyiz artık. İnşallah bayramımız gerçek bir bayram olur ve inşallah kısa zamanda içinde bulunduğumuz malum durumdan da kurtuluruz. Hastalıklar, virüsler, musibetler inşallah dünya üzerinde etkisini kaybeder. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun. Tabii en doğrusunu Allah bilir. O dilerse her şey tam tersi de olabilir. En doğrusunu Rabbim bilir arkadaşlar. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri Instagram sayfamda paylaşıyorum. Instagram'da da çok hızlı bir şekilde yükseliyoruz. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Instagram olan herkesi beklerim arkadaşlar. Hepiniz davetlisiniz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.